Hocam özel eğitim öğretmenliği programı nedir? Özel eğitim öğretmenliği programı eğitim fakültesi bünyesinde farklı gelişim gösteren bireylere yönelik farklılaştırılmış ve bireyselleştirilmiş öğretimi temel alan bir yaklaşım ile özel eğitimle ilgili planlama yapma, yürütme, izleme gibi temel faaliyetleri yürütebilecek seviyede öğretmenler yetiştirmeyi hedefleyen bir programdır. Peki hocam bu bölümü tercih edecek olan adaylar hangi yeteneklere sahip olmalı? Bu çok önemli bir soru çünkü özel eğitim bölümü öğretmenlik mesleği içerisinde gerçekten çok özel bir yere sahip olan bir meslek grubu. Dolayısıyla buraya gelecek öğrencilerin bu yapıya sahip olması gerekiyor. Öncelikle sakin olması, sabırlı olması, hoşgörülü olması, problemleri esnek olması. Yani çünkü çok fazla problemle karşılaşacak ve bu problemleri alternatif çözüm yolları bulabilmesi çok önemli ve kendilerini bu alanda geliştirmiş, daha esnek düşünen, yaratıcı düşünen, problemlerle karşılaştığı zaman hemen çözümler bulabilen, iş birliğine açık. Çünkü biz sadece çocuklarla çalışmıyoruz, anne babalarıyla çalışıyoruz, çocuğun yetersizlik grubuna göre çalıştığı Diğer doktorlarla, fizyoterapistlerle, dil ve gelişim alanında çalışan uzmanlarla çalışıyoruz. Bunlarla iş birliği içerisinde çalışabilecek, iletişim kaynaklarını etkili kullanabilen ve gerçekten bu işi seven, gönül veren kişilerin tercih etmesini ben öneriyorum. Peki hocam, adaylar hangi kurumlarda deneyim yaşıyorlar? Üniversitemizdeki özel eğitim bölümünde teorik ve uygulama derslerimizin yanı sıra ee, özel eğitimde e, kurum deneyimi, özel eğitimde e, kurumlarda gözlem veya öğretmenlik uygulaması gibi iki dönem devam eden e, uygulamalarımız mevcut. Genellikle e, zihinsel yetersizliği olan, işitme yetersizliği olan, görme yetersizliği olan, e, öğrenme güçlüğü yaşayan, otizm spektrum bozukluğu olan ve özel yetenekli olan öğrencilerin gittiği okullarda. Biz öğrencilerimizde uygulamalar yapabiliyoruz. O kurumlarda uygulamalar yapabiliyorlar. Bu bölümden mezun olanlar hangi alanda çalışabilir hocam? Çalışma alanı gerçekten diğer öğretmenlik alanlarına göre çok geniş. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel eğitim uygulama okullarında çalışabiliyorlar. Özel eğitim sınıflarında ilkokul, ortaokul, lise, lise düzeyinde çalışmalar yürütebiliyorlar. Özel eğitim mesleki eğitim e, merkezlerinde çalışabiliyorlar, rehberlik araştırma merkezlerinde, e, aynı zamanda e, aile çalışma ve sosyal hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk yuvalarında, yetiştirme yurtlarında, e, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, e, aynı zamanda koşulları eğer sağlayabiliyorsa bilim sanat merkezlerinde de sınıf öğretmeni olarak çalışabiliyorlar. Bunların yanı sıra Özel eğitimle ilgili çalışabilecek pek çok alanda, yayın evlerinde, işte yeni girişimcilik, dijital oyun gibi pek çok alanda, çocuk üniversitelerinde çok rahatlıkla çalışabiliyorlar. Hasit hocam, Maltepe Üniversitesi'nin özel eğitimde farkı nedir? Bu çok güzel. Çünkü bizim üniversitemizde özel eğitim alanında uzmanlaşmış Hocalarımızdan öğrencilerimiz ders alma şansını yakalıyorlar. Bizler zihin yetersizliği olan öğrencilere yönelik, otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere ve özel yeteneklilere yönelik özel alanlarda çalışmalar yürütüyoruz ve bu alanlarda uzmanlaşmalar için destek sağlıyoruz. Çok farklı kurumlarla iletişimimiz var. Öğrencilerimiz teorik bilgilerin yanında uygulamalara yönelik çalışmalar yaparak da donanımlı bir şekilde üniversitemizden mezun olabiliyorlar Müzik